Hi. 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 Nice to see you. Thank you for being here. Thank you. Look, is a winning player in a two-point region and a EU partner, not only as any other candidate, but also as our needed partner dealing with the key policies as refugee crisis. Öncelikle biz parti olarak Türkiye-Avrupa Birliği arasında yeniden başlayan görüşmeleri desteklediğimizi ve bu müzakere başlıklarının açılmış olmasının Türkiye'de haksızlıkları, insan hakları ihlallerini, demokratikleşme sürecini takip etme açısından etkili olacağını düşünüyoruz. Türkiye'nin izole olması veya bu konuda kendini dışlanmış hissetmesi bizim Türkiye'de demokrasi ve barış yanlılarının çok da yararına değildi. Bunu öncelikle belirtmek istiyorum. Yani birkaç gündür birkaç defa gitti arkadaşlarımız İçişleri Bakanlığı'na. Yani bakanla görüşebildikleri zamanlar da oldu, görüşemedikleri zamanlar da oldu. Bir akıl tutulması yaşanıyor. Gerçekten bir akıl tutulması yaşanıyor. Yani işte 34 insan, sivil insan, Cizre'de bir bodrum katında yaralılar, çoğu yaralı, su yok, yiyecekleri yok. Ve başbakan o insanların oradan alınması ve ambulans gönderilmesi talebimize önce hendekleri kapatın diye cevap veriyor. Pazarlık yapıyor. Birincisi hendekleri açan biz değiliz. Siz 4 aydır bütün ordu ve polis gücüyle hendekleri kapatamadınız. HDP nasıl kapatacak hendekleri? İkincisi, bunu bir insani durumun pazarlık konusu haline getirmek ancak vicdanını yitirmiş insanlara mahsus olabilir. Ve orada 4 sivil öldü şu dakikaya kadar. Şu güne kadar 192 sivil öldü, 72 çocuk. Ve bunların hepsinin sorumlusu hükümettir. Ahlaki, siyasi, hukuki sorumlusu hükümettir. Davutoğlu zannediyor ki bütün bunları havuz medyası yazmayınca dünya görmüyor ve unutulacak zannediyor. Günü gelecek, mahkemenin önünde takır takır bunların hesabını soracağız. Her gün savcılar sizin emrinizde olmayacak. Mahkemeler her gün AKP hükümetinin hukuk komisyonu gibi çalışmayacak. İçişleri Bakanı şu anda sivillerin ölümünü izliyor olabilir. Sağlık Bakanı utanmadan, sıkılmadan o insanlara ambulans gönderilmesini engelliyor olabilir. Ama bunların hepsi suçtur. Ve bizi suçlayanlar yarın bir gün suçlu konumuna düşüp bunların hesabını verecek. Bundan kimsenin şüphesi olmaz. Bir defa Türkiye'de AKP hükümetinin PYD'ye karşı göstermiş olduğu tutum kabul edilebilir değil. Çok yanlış bir tutum. PYD IŞİD'e karşı en etkili mücadeleyi yürütmüş örgütün ismidir, partinin ismidir ve IŞİD'e karşı başarılı olabilmiş dünyadaki tek harekettir. Eğer IŞİD dünyanın başına bela bir örgütse, IŞİD'e karşı başarılı olmuş ve Türkiye hiçbir zarar vermemiş, Türkiye'ye karşı tek bir kurşun bile atmamış, tek bir terörist faaliyeti olmayan bir örgütü, sırf Türkiye'yi AKP hükümetini hoş tutmak için eğer Cenevre'de masaya oturtmayacaklarsa, o konferans başından itibaren zaten çökmüş demektir. Oradan bir sonuç çıkmayacak demektir. Suriye'deki en etkili yerel gücü dışlayarak Suriye'de barış aranır mı? Dolayısıyla PYD masada olmasın diyenler Suriye'de barış istemeyenlerdir, çözüm istemeyenlerdir. Kesin, net olarak böyledir. Eğer PYD ve oradaki diğer güçlerde Suriye halkını temsil eden herkes masada olursa ancak Cenevre'den bir çözüm çıkabilir. Aksi takdirde tıpkı Cenevre 2 ve Cenevre 1 gibi anlamsız, boş bir konferansa dönüşecektir. Bu konuda Türkiye'de AKP hükümetinin de artık bu anlamsız tavrından vazgeçmesi lazım. Davutoğlu bunu yaparak aslında Suriye'de çözümün değil, bizzat sorun yaratan ülke olduklarını ve sorunun tarafı olduklarını ortaya koymuş oluyor. Suriye'de Davutoğlu'nun politikaları Suriye çözümünü zorlaştırıyor, imkansız hale getiriyor. Biz bu konuda kesinlikle AKP ile aynı düşünmüyoruz, düşünmek zorunda da değiliz. Bunu net olarak ifade etmek istiyorum. Hükümet bunu yaparak aslında iç barışı da tehlikeye atıyor, giderek çatışmayı derinleştiren bir politika izlemiş oluyor. Suriye'deki barış görüşmelerini ve barış ihtimalini de engellemiş oluyor. Ve Suriye'de dökülen her damla kandan artık AKP'de daha fazla sorumlu hale geliyor. Bir de şu var, yani şimdi birileri IŞİD'i Cenevre'ye davet etmiş olsaydı eminim Davutoğlu bu kadar bağırıp çağırmayacaktı. IŞİD halifesi Bağdadi gelip Cenevre'de sandalyeye oturmuş olsaydı Davutoğlu herhalde bu burada oturamaz terörist örgütür demezdi. Eminim ki onlar da öfkeli çocuklardır, onlar da bu masada olsun derdi Davutoğlu. Kürtlerden niye bu kadar nefret ediyorlar anlamakta da zorlanıyoruz. Kürtler Türklerin kardeşidir, Türkiye'nin kardeşidir. Suriye'deki Kürtler de öyledir, Irak'taki Kürtler de öyledir. Yani siz IŞİD'e göstermiş olduğunuz sevginin ve saygının binde birini Kürtlere göstermiyorsunuz. Sonra da Kürtlerle etle tırnağız, bin yıllık kardeşiz gibi hikayeler anlatıyorsunuz. Sonra da kimse inanmaz bunlara tabii ki. Peki çok teşekkür ederim. Hepinize kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Hocam sana mı? Evet, diğer zitlere kısa bir kapışlar.